Tatilin tek adresi tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Mekanın sahibine geldiği hoş geldiniz efendim. Bugün hani eskiden TRT'de icraatın içinden olurdu ya, böyle biz de mekanın sahibine geldiğin icraatın içinden bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çünkü bugüne kadar neler yaptık, bugüne kadar siz kıymetli seyircilerimiz bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla biz neleri sizler sayesinde yaptık, sizlerin yorumlarıyla, sizin sevgilerinizle, sizin beğenilerinizle bu noktaya geldi. Onun için rakamlar olarak ne noktadayız bunu bir paylaşmak istedik sizlerle. Şu ana kadar 189 konuğumuz olmuş, 200'e yakın. 210 normal uzun videomuz var. Onun haricinde ne kadar? 400 shortslarla beraber 400'e yakın da videomuz var. Bunlarla ilgili gelen yorumlar bizi çok mutlu ediyor, çok keyifli geçiyor. Ama bu arada tabii bugüne kadar bunu getiren dev kadroyu, özellikle sevgili bu işin ortağı olan sevgili Ramazan Becer ve tatil.com firması CRM Holding bizimle birlikte olduğu için bugünlere kadar gelebildik. O her zaman her düştüğümüzde ayağa kaldırdı bizi. Dolayısıyla buradan Ramazan'a, sevgili Ramazan'a bol bol kucak dolusu sevgiler etmek istiyorum. Çünkü bu işin bir prestij işi olduğunu, buradan para kazanma değil, tamamen tarih yazma derdimiz olduğunu her seferinde beyan etti. Onun sayesinde burada ayaktayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki işte sevgili Ozan'a, sevgili Asil'e, sevgili Yelda'ya, sevgili Badegül'e, Didem'e, Eylül'e ve tabii ki arka tarafta kimsenin görmediği İlker'e çok 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 teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bir şekilde ayakta durduk. Her hafta bir video yayınlamaya çalıştık. Her hafta bir sıcaklık, her hafta bir sevgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Sizlere derdimizi anlatmaya çalıştık. Ve bu işe ilk 23 Ekim 2020'de Şevket'in videosuyla başlamıştık, değil mi? Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda aslında bu videolarda neler yaşadık, konuk aldıklarımızdan kaybettiklerimiz oldu, o gün orada keyif aldıklarımız oldu. Bir anda bizim videomuz normal bir sohbet videosuyken TikTok'a kadar düştü, çok eğlenceli oldu falan filan. Onun için böyle o rakamları, neler en çok izlenmiş, neler daha az izlenmiş, neler daha çok kıymet görmüş sizler tarafından. Şimdi sevgili kardeşlerim bazı sorular hazırladılar, onları sizlerle paylaşacağız ama önce o bakalım ne oldu diye bana soracak. Ben bu işi sunan bir insan olarak bakalım onları bilebilecek miyim? Onu test edeceğiz. Hadi bakalım. Oyuna hazır mısınız? Evet efendim. Şu an basit bir soruyla başlıyorum. Şu ana kadar mekanın sahibine geldik videolarının toplam görüntülenme sayısı nedir sizce? Görüntülenme sayısı. Hepsinin toplamı yani. Hani Semih'in 1,5 milyonu falan. Evet. Semih 1,5'sa herhalde bir 9-10 milyon gibi bir şey olması lazım. 15.3 milyon. 15.3 milyon izlenme. Dori duydun mu? Dori, gözükmek ister misin burada? Bak seni de görmek isterler mi? Bak Dori'cim. 15 milyon kişi izlemiş bizi, biliyor musun sen? 15 milyon. 15 milyon kişi, yani kişi değil aslında, görüntülenme. Aynı kişi birkaç tane video birden seyretmiş. Çok 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 teşekkür ederiz. Bence müthiş bir rakam bu. Çok iyi bir rakam. Evet peki devam edelim. Ben bilemedim tabii ki. Son dönemde biliyorsunuz Shorts geldi YouTube'a. Evet, o evet. Yüzden daha kısa, daha insanların telefondan evet hızlı ulaşabildiği videolar var. Bunların içerisinde çok fazla izlenen videolar var. Onları tahmin etmeniz için size soracağım. Valla sanırım en fazlası Ceyhun'un Cengiz'in galiba videosu olması lazım. Cengiz Küçük Ayvaz'ın. O video olarak 3. sırada abi. Dolayısıyla onun haricinde birisi kim olabilir? Şey olabilir. Semih'in Rize şivesi hikayesi olabilir. 1.2 milyonla 4. sırada bahsettiğiniz video. Ha daha üstünde 3 tane daha var. Evet. Hmm. Hatırlayalım mı bir Semih Saygın? Lütfen çok isterim. Semih Saygınları bir hatırlayalım. Bizde A, B, C diye gidiyor. Orada mesela Karadeniz'e gidiyorsun. A, B, C. Sonra da Ç geliyor ama 18 tane Ç var. Hepsi farklı. Çay diyorsun farklı. Efendime söyleyeyim. Maçka diyorsun o başka. Şişme şeker diyorsun. K yok. Alttaki o çengel var ya Ç'nin, onun boyutuna göre değişiyor Ç'nin sesi. Dolayısıyla önce bir lehçeyi böyle görmek lazım, oradaki seslere göre bakmak lazım. Ben de meraklıyım bu konuya ve hoşuma gidiyor. İşte biraz ses eğitimi aldım, onunla birleştirdim derken geliştirdim kendimi. Geçen gün böyle bir sunum yaptım, işte geçen gün dedim epey oldu gerçi ama. İşte Karadeniz'de yaşadığım hikayeleri falan anlattım biraz o sunumun içerisinde. Bir arkadaş geldi yanıma sahneden sonra. Böyle yaptı. Semih abi dedi, sen nerelisin? Dedim valla benim Karadeniz'de falan alakam yok dedim. La amcaoğlum konuşuyor zannettim dedi. Gerçekten çok komikti Semih, harikasın ya. Müthişsin bu şeyler konusundaki
yani Rize'nin şivesi, bir Sakaryalı olarak bunu keşfetmen ve bunun üstüne bu kadar işte böyle detaycı bir insan Semih. Bizim programda ben tekrar bilardoya dönüyorum dedi ve sonra peşine de şampiyon olacağım dedi ve şampiyon oldu. Yani çok tarihi bir video aslında o. Hatta o bölüm varsa o bölümü de yayınlayabiliriz. Ben çünkü çok uzun süre ayrı kaldığım için bilardodan ancak kendimi toparlayabildim biraz bu kadar zaman zarfında. Yani 7,5 yıl ara ver profesyonel hayatına, gel tekrar başla. Yani düşün, dünya klasmanında bir numara olmuş bir sporcusun. Ya küstürüyor. Türkiye klasmanında, dünya klasmanında 3000 kişi var. İlk turnuvaya gidiyorsun. Pre qualification, yani sondan başlıyorsun. Sıfır puanla başlıyorsun abi. Ha, sizde tenis gibi değil mi? Tabii puan hikayesi. Sıfır puan. Hani benim adım bu. Ben eskici. Hadi kardeşim. Geç sıraya diyorlar. Ben en baştan başladım. Şimdi tekrar şu anda bir fil çalışıp ve oynuyor musun? Tabii oynuyorum. Şu an dünya klasmanında 11. sıradayım abi. Şu anda devam tabii. Yani. Harikasın yani. Yani 11. sıradayım. Bir ara 3'e çıktım. Daha ne olur? Sonra bir iki böyle şey yaşadım yani. İstediğim gibi gitmedi işler. Ama toparlayacağım. Daha yukarı çıkacağım yani. Evet, neymiş bakalım? Üçüncü videomuz ne? Beşinci videomuzu söyleyeyim. Peki, beşi söyle. Semih'ten sonra tamam. Burak Hakkı'nın Paris anısı. Vay canına. Aa, güzel hikayeydi. İzleyelim onu da. İlk defa yurt dışına çıkıyoruz. Şimdi bize bir harcırah veriyorlar atıyorum. Otelin kahvaltısı var. Biz de Türk toplumu alışız günde 3 kere yemeye. Hadi diyoruz 3 yemedik 2 yiyelim. Şarküteriye gittik. İşte 4 arkadaş toplandık. Bir baget ekmek, içine kaşar, salam falan bir şeyler koydurup yiyeceğiz yani akşam için. Anca ona paramız yetiyor diyeyim. Bir salam sorduk atıyorum. O dedi bilmem kaç frank. O zaman frank işte 200 frank. Öbürü bu dedi 50 frank. Yani başka bir sandviç. Tamam dedik, 50'liği koy ona, bol bol koy. Sonra biz sandviçi yedik abi. Kokuyor, felaket kokuyor. Diyoruz ki bu Fransızların salamı böyle demek. Kokuyor demek. Sonra bizim Derya var, Derya Tregül. Fransızca biliyor. İki gün sonra aynı yere gittik. Bu arada iki gündür yiyoruz o salamı şeyi. Derya ile gittik. Burak dedi siz ne aldınız dedi. İşte hangi sosu aldınız? Bu 50 frankla aldık falan. Abi dedi orası pet, yani kedi köpek maması o bölge. Yani köpek maması olan yerden almışız sos şeyi, salamı. Siz bunu almanız lazım diyor. Tabii bilmediğimiz için. Ah be Burak'ım. Tavlada çok iyisin ama işte yeme konusunda bir sıkıntı var. Evet efendim. İstersen şey yapalım. 1-2-3'ü Hakan abi sıralasın. Ha, ben bir şaşkınlığı yani kağıt üzerinde göreyim diyorsun. Tamam. Aynen. Ver bakalım. Evet, böyle notlar var. Üçüncü sırada Hakan Yılmaz var. Askerlik hikayesi. Müthiş bir hikayedir. Mutlaka izleyin. Çok güzel. Yüzbaşı geldi. Dedi ki 5000 askeriz. 20 tane asker seçeceğim dedi. Bu 20 dedi asker dedi kampa götüreceğim dedi. Boyacı dedi bak yemin ediyorum bir tek ben kaldım. Herkes çıktı. Yeter ki kampa gidelim. Yeter ki gideyim. Kaportacı dedi bir şey dedi falan hani. Ben şimdi hani bekliyorum hani oyuncu benzer bir şey dese benzer gideceğim. Bir şey hani yapacağım bir şey olsa gideceğim dedi. DJ dedi. Ben dedim giderim. Plak çalarım abi. Tabii koyarım ha. Çalarım. Girdim oraya. Herkese soruyor teker teker işte nerede yaptın? İşte Manisa'da yaptım, orada yaptım. Bana geldi. Nerede yaptın dedi. Hakan Yılmaz İstanbul komutanı dedim. İstanbul'da yaptım. Nerede İstanbul'da yaptın? Stüdyo 54 ve Airport'ta yaptım dedim. Güzelmiş dedi. Peki dedi programa nasıl başlarsın dedi. Yani dedim komutanım o yılın hit parçalarından dedim bir aranjman yaparım dedim. Tamam dedi. Yanımdaki arkadaşa sordu. Sen nasıl başlarsın dedi. Slow'la başlarım dedi. Aferin evladım dedi. Aldı onu. Bu da 1.8 milyon izlenmiş. Hakan'ın storiesi çok güzel. Sonra sevgili Alper Kul ikinci sıraya oturmuş. Askerlikteki torpil hikayesi bence çok komik. Lütfen izleyin. Her yerde babam çıkıyor karşıma. Torpil yaptı askerde. Ters döndü beni sürdüler. Amasya Çavuş Talimgah'ta ben askere gittim. Bana ertesi gün malen tertip kağıdı geldi. Üstünde Bitlis Tatvan yazıyor, tamam mı? Benim başka bir Alper Kul olmasın? Yok dedi gidiyorsun dediler. Beni aldılar Bitlis'e yolluyorlar. Ben de yanlışlık düzeltilsin diye babamı aradım ama babamda da kalp var. Morali bozuk bozulmasın bir şey olmasın diye. Diyorum ya Bitlis'te 5000 dedim. Torpil yapmış ya bir yapıyor. Beri gel oğlan beri gel. Dedim oğlan yedi. Bitlis yazıyor burada dedim. Ne bu dedim. Nesi Bitlis'te dur dedi. Ay dedi sağ çekim dedi. Bileğim uyuştu falan yaptı. Sonra diyor ki sakın anana diyor Bitlis Tatvan Bitlis deme diyor. Tamam mı diyor. Beni diyor eve koymaz diyor. Ne dedim mektupları diyor. Tatvan Ankara diye yolla diyor. Tamam ya bak bunlarla da uğraştık. Ben gönderici adresimi Tatvan Ankara diye yolladım. İki ay anneme Tatvan'ın Ankara'nın ilçesi olduğunu söyledi babam. Tabii.
O videoda çok şey eleştirisi var abi yorumlarda bu arada. Ne? İşte torpille övünüyor falan ama videonun tamamını izleyenler aslında Alper Kul'un yaşadığı durumundaki sıkıntıyı anlatmasını görürler. Shorts olduğu için bazen bazı yerler kesilmiyor. Evet. İnsanların videonun tamamını izlemesi lazım hikayenin gelişimini görmesi. Tabii videonun tamamını izleyin çünkü Alper babası tarafından ne kadar torpil yapılmaya çalışılsa da bir türlü ona bir fayda sağlamayan bir noktaya gelmiştir. Onun için onu dert ettiği için anlatıyor aslında torpil olmamış orada. Ve ilk sırada sevgili Pınar Altuğ ve sevgili Yağmur Atacan'ın uçak anısı gerçekten çok komikti. Onu da izleyin bakalım. Bodrum'a gidilecek. Ben de arabayla geleceğim. Bir de ben yalnız uçacağım diye sağ olsun bana business yer almış. Bir gün kala dedi ki ya ben de mi uçakla gelsem? Bir kişilik yer açıldı uçakta. Direkt aldık bileti ama ekonomi. Ben uçağa bindim ya her gelen şöyle bir şey oluyor şimdi. Pınar'ı tanıdıkları için Pınar Altuğ falan konuşarak arkaya doğru geliyorlar. Arkada beni görüyorlar. Falan susuyorlar. Bir iki tanesi şey falan dedi böyle. Şimdi sizin önde uçuyor falan dediler. Abi ben direkt ne yaparsın böyle bir durumda? Ya ne yaparsın böyle bir durumda yani, Hakan? Ben de birinci de şey dedim. Ya dedim biz de herkes dedim kendi bütçesine göre uçuyor dedim. Sonuçta dedim Pınar'la benim gelir seviyelerimiz belli dedim. O kendi alıyor. Ben kendim alıyorum dedim. Ben ekonomi aldım dedim. Abi suratlar falan değişti gittiler. Bunu gerçekten yaptı. İnsanlar bana buna inandı. Yapay Pınar, yanından bak, ama geçiyorlar. Ama öyle bir şey uçak kalktı. Birazdan Pınar oradan içeriden çıktı. Ne diyorsun sen insanlara dedi. Artık onu nasıl gittiyse. Benim insanlar bana çıklıyorlar. Hadi canım. Evet. Üzülmüşler. Bir de bunu tabii oynamıştır bu. Tabii onun ki. Ekonomisi tabii, çok büyük bir şey. Bu da 3.8 milyon. Vay be. Yağmur'un Pınar'a yaptığı büyük şaka. Evet efendim. Gerilerine bakmıyorum bakalım neler varmış. Evet. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan demişken abi programda bazı bölümlerde çift olarak ağırlıyoruz konuklarımızı. Evet. Sizce kaç çift ağırlamışızdır? Bekir'i ağırladık. Edip'le Ayşecan'ı ağırladık. Herhalde 4, yani 3 hatırlıyorum ben. 3, 4 var mı? 4'ü hatırlayamadım. 4 abi, doğruydunuz. 4 mü? Kim 4'ün kim? Şöyle, Edip Tepeli, Ayşecan Tatar Tepeli, Bekir Ünlü Atayar, Elif Ünlü Atayar, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan. Oyuncak oynuyorum ailesi. Onlar da ailecek çoluk çocuk gitmişler, gelmişler. Evet. Tabii doğru. Peki. Evet efendim, devam edelim. Başka neler varmış istatistiki bilgilerimizde? Birbirinden ayrı olan da var, olmayan da var. Aynı anda ağırlamadığımız. Kaç tane kardeş ağırlamışızdır sizce? Kardeş. Süheyl Behzat'ı işte ayrı ayrı aldık. Süheyl abi, Behzat abiyi. Kardeş başka kim var ya kardeş? Grup Gündoğarken. Gökhan abi ve Buran abi, evet. Şeşenler. Bir de Sevinç Erbulak'la Ayşe Erbulak. Evet. Doğru söylüyorsun. Sevinç'le Ayşe'yi ayrı ayrı aldık. Bravo. Ne güzel şeyler yapmışız ya. Helal olsun bize. Süper. Başka neler yapmışız bakalım? Başımız sağ olsun mu diyeyim, Allah rahmet eylesin diyelim en azından. Yakın zamanda konuk aldığımız ve kaybettiğimiz Ayla Algan. Ayla Algan ve Metin Uca. Ama burada tekrar altını çizmenizi istiyorum. Bunu ne olur koyun, seyircilerimiz izlesinler. Rahmetli Ayla Algan, Hakan iyi ki böyle bir şey yapıyorsun. İyi ki bak biz tiyatrocuların hiçbir yerde kaydı kuydu yoktur falan gibi bir beyanatı vardı orada. Bu işi yaptığım için o kadar mutlu etmişti ki beni Ayla Algan o esnada. O videoyu da ne olur bir izleyin. Mekanın sahibine geldik de bugün çok kıymetli bir konuğum var. Çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir süre yaşayacağımız düşüncesindeyim. Ayla Algan bizimle birlikte efendim. Çok teşekkür ederiz öncelikle kırmadığınız için. Evinizi bize açtığınız için. Burada bir tarihle karşılaştık. Ta annenizden bugüne gelen Beklan Bey'in resimleri, sizin oyunlarınız, afişler, tablolar. Bir müze gibi yani burası. Harika bir yer. Öncelikle onun şu an tılsımı içerisindeyiz yani. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Hakan'cığım sen de çok meşhursun. Bizi meşhur etmeye çalışıyorsun. Ama ben de senin filmini çekeceğim. Çünkü çok şey biliyorsun. Çok güzel şeyler yaptın. Hayat boyu izledim seni. Neden? Bak dün doğum günümdü. 88'e bastım. Ay maşallah. Yani neredeyse Cumhuriyet'le beraber gidiyoruz anlıyor musun? Vallahi. Onun için seni çok iyi tanıyorum. Çok iyi sanatçısın. Ve bunu yapıyorsun ya bize. Bizi kaydediyorsunuz. Çocuklara da teşekkür ederim. Kaydediyorsunuz ya bizi. O kadar iyi ediyorsun ki. Çünkü tiyatroda bak eski oyuncular yok. Bir fotoğraf. O da çekmişlerse. Yani bu sinemayı sevmezdim. Şimdi seviyorum. Daha kalıcı, daha yaratıcı. Ondan.
Çok teşekkür ediyorum geldin diye. Değil ne istiyorsan pişiririm de sana yemekle. Yemekle pişiririm. Ya sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fark edilmek çok güzel bir duygu. Gözlerimi doldurdunuz benim. Sağ ol. Sizden böyle bir övgü almak beni çok mutlu etti. Yapmaya çalıştığım tek şey de bu zaten. Tarihe bir şey bırakmak çok. Aslında. Başka hiçbir şey değil. Yani evet bak yaratıcısı. Yaratıcı olunca çalışkan oluyor insan. Ve sonra da Ayla Hoca'yı kaybettik yani. O da bize müthiş bir hatıra olarak kaldı. Birçok insana, öğrencisine, hayat hikayesiyle ilgili çok önemli belgelerle beraber oradaydık. Programın içindeydik. Onun için o bana ayrı bir anlamı var o videonun. Metin Hoca zaten bana hiç ölmemiş gibi geliyor. Dünyanın bir yerinde yaşıyor da ben görmüyormuşum gibi geliyor. O enerjisi, o mutluluğu, o entelektüelliği, o güzelliğiyle, o sesiyle, o güzel Türkçesiyle hep varmış gibi geliyor. Metin abiyle de öyle çok güzel bir anımız oldu yani. Abi şimdi istersen bir de biraz daha eğlenceli kısma geçiyorum. Evet, geçelim. Cem isminde bir sürü konuk aldık biz. Bunun bir ara çok muhabbetini yapmıştık. Hatta herkes Cem çıkıyordu çok sık. O dönem yani özellikle bir dönem denk gelmişti. Cem ismindeki konuklardan yani kaç tane almışız diye soracağım size. Vallahi Cem Gelinoğlu var, Cem Cücenoğlu var, Cem... Aa evet ya bayağı var. Sen say çünkü benim hatırladığım 4 veya 5 olması lazım. Daha mı fazla? Daha fazla. Abi. Say bakayım. 5, 6, 7 tane var toplamda. 7 tane. Hı hı. Cem Cücenoğlu, Cem Çelik, Cem Dizdar, Cem Gelinoğlu, Cem İşçiler, Cem Arslan ve Cem Özer. Tabii Cem Özer, Cem Arslan, Cem Dizdar tabii onları atladık doğru söylüyorsun. Vay be. Tamamen bir mekanın cemine geldik durumunda bir vaziyetimiz varmış yani. Güzel. Buna az önce aslında değinmiştik biraz Semih Saygıner'den dolayı. Programa konuk olan Semih Saygıner ve Emine Aslan dünya şampiyonluğunu tekrar yaşadılar. Programı sevgili Emine, sonra. Evet sevgili Emine de başarısı vardı ama dünya şampiyonluğu yolundaydı. Bize konuk olduktan sonra o da dünya şampiyonu oldu. Yani eğer sporcuysanız, bize katılırsanız dünya şampiyonu olma ihtimaliniz çok yüksek efendim. Ciddi bir motivasyonla buradan çıkıyorsunuz çünkü yani. Bir de abi şu ana dek birçok şef, işte kebapçı veya işte yemekle ilgilenen konuklarımız da oldu. Hı. Yani bunun sırrı ne? Yani bunun özel bir sebebi var mı? Ya şöyle ben yemek yapmayı ve yapanı da çok severim. Çünkü aslında baktığında oyuncuya çok yakın bir şeydir o şeflik. Kreatif bir tarafı vardır. Yani insanın hem gözüne hem damağına hizmet eden bir şeydir ya. Biraz o bağlamda estetik tarafı güzel olan aşçıların da hastasıyımdır yani. Ki günümüzde MasterChef diye bir şey var. Artık şefler de bir popüler insan olmaya başladılar. Ama ben onların içerisinde en çok Bedir Usta ile yaptığımız muhabbeti çok severim. Bir insanın yoktan hayatını kurup Türkiye'nin bir ucundan başka bir ucuna gelip kendi ayaklarının üzerine durup bugünkü Bedir Usta olma hikayesi bence birçok insana ibret hikayesi olarak izletilmesi gereken bir hikaye. Onun için ben çok seviyorum. Neden kebapçı tercih ettim? Benim tercih ettiğim bir şey değil ki. Kendimi içinde bulduğum bir meslek. Tabii ki. Ha, ondan sonra gittim işte bir 7 yaşında çocuk ne yapar? Soğan soy, sarımsak soy, bardak, işleri yapıyorsun. Ayak işleri falan. Bir de Türkçe bilmiyorum. Bak bir kelime de Türkçe bilmiyorum. Mardin'in adına gidiyorum ama Türkçem yok. Orada nerede kalıyordun peki? Gittim akrabamın evinde kalıyordum. Akrabanın evinde kalıyordum. Onun evinde kalıyordum. Sabah o da usta ya orada. Tabii. Sabah giderken beni götürüyor, akşam beni eve götürüyor. Onun yanına gidiyorum. Usta bana tencere getir diyor. Ben tencere sökmeye çalışıyorum ya. Diyorum sen ne yapıyorsun? Diyorum ki tamam hiç tencere yok oğlum. Tencere. O kadar biliyorsun Türkçe. Ben 10 yaşına kadar bir kelime Türkçe bilmiyordum. Ve Türkçeyi Adana'da öğrendim. Adana'da öğrendim. Ustaları çalıştığım yerde öğrendim. Hatta sağ olsun ustalar boş zamanlarında bize böyle öğlen sonra iş olmazdı. Yemin ediyorum hiç unutmuyorum. Siyah tahta almıştı usta bana öğretiyordu. Diğer şeflerimiz de aynı şekilde çok özel başarıları olduğu için bize konuk oldular zaten. Ama şimdi hatırlayayım bakayım. Bedri var. Bizim Tahir vardı. Tahir abi bizim sahanın sahibi. O da müthiş bir duayendir gıda üstüne. Sonra onun harici kim vardı? Dönerci Serkan var. Oo Dönerci Serkan'ım. Şimdi dünyanın öbür ucunda bir yerde gene bir yerler açmaya çalışıyor. Bir de MasterChef'ten 3 isim var. Somer Şef. Ha Somer Şef var asıl tabii ya. Sonra Amani. Evet. Sevgili Amani, Azar bize konuk olmuştu. Tahsin Küçüğü de tabii sayabiliriz. Aslında tabii. MasterChef'ten. Ama onlar hocaları tabii. Tahsin öğrencisi. Yarışmacı olarak. Bir de Arda Türkmen var. Biz bayağı evet ağırlamışız ya masterları. Somer'in de gerçekten Avustralya'ya gitme hikayesi, oradaki seçimi, onu da bence küçük bir şekilde verip izletebiliriz sizlere. Somer'in
o kararı, orada oluşturduğu dünya ve Türkiye'ye dönme hikayesi bazen tesadüfler insanın hayatını değiştirebiliyor yani. Avustralya'dan kabul geldi. Dedim ben de iyi deneyeyim yani, gideyim bir bakayım. Hem de farklı, hem de anlatacak hikayem herkesten farklı olur yani. Çünkü... Farklı olması uzak olması mıydı yoksa? Ya hem uzak olması okulun hem de Hakan şeyi biliyordum. Eğer ben İngiltere'ye Londra'ya gitsem her hafta sonu buraya kaçardım. Ya maça kaçardım. Tabii. Ya partiye kaçardım. Yani durmazdım yani orada. Dedim ki gideyim birazcık hakikaten. Kaybolayım bir iki yani sene yani. Bir kendimi bulayım. Bir de restoran bar işletmeci çok yoğun ve çok insanın kafasını da yoran bir iş. Dedim bir iki sene bir dinleyeyim. Ailem kendimi bir dinleyeyim yani. Ya destek oldular aslında. Yani ben annem babam ben çok küçükken yaştan ayrıldığı için hep öyle iki ailede yaşamaya çok alışığım. O yüzden de özgürlüğüme de birazcık düşkünüm yapı olarak. Onlar çok olumlu karşıladılar. Ve atladım bir gün filmlerdeki gibi. Bavulla indim Avustralya'ya bir kişi bile tanımadan. Okula gittim. Aksanını anlamıyorum yani biz burada... İngilizce öğrendik de onlar İngilizce konuşmadığını ben bilmiyordum. Başka ben bir şey konuşuyorlar. Abi İngilizce konuşuyor zannediyorsun. Tabii bir Avustralyaca konuşuyor. Taksiciye bin, taksiye bindim. Daha bindiğim anda yani. Dedim ne diyorsun? How do you do falan. Kalıp kullanıyorum yani tamam. Tamam nasıl tabii, diye. Tabii özneli, yüklemli, müklemli. Adamın ne dediğini anlayamadım. Çok zorluk çektim başlarda. Buradaki o korumadan, o balonun içinden... Çok daha çıplak, çok daha aslında da kendimi bulduğum bir yere gittim. Çünkü buradaki hiçbir bağlantılar yok. Buradaki hiçbir titr diye bir şey yok yani. Tabii. Hiçbir şey. Yani. Kendini tanıtmak zorundasın ve sıfırdan başlamak sıfırdan zorundasın. Gerçekten sıfırdan başlıyorsun. Yani kim olursan ol, ne olursan ol. Evet, şimdi yeni soruya geçiyorum. Evet. Çekilen programlar içinde Hakan abinin aklına gelen en şaşırtıcı hikaye neydi? Mesela şeye çok şaşırmıştım. Şenay Hanım'ın İzmir'deki döneminde yaşadığı o problemli süreci bilmiyordum. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun anlattığı, annesiyle anlattığı o hikaye mesela beni çok şaşırtmıştı. Bunlar biz bir de hazırlıklı değiliz. Biz sadece normal internetten yaşam hikayesiyle ilgili bir edit çalışması yapıyoruz. Editörümüz sevgili Eylül bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Sorular çıkıyor ama biz oraya geldiğimizde onlardan duyduğumuz şeyler bazen bizim bilmediğimiz şeyler olabiliyor. Ve şunu da altını çizmek istiyorum. Biz bir magazin programı değiliz. Yaptığımız her programı mutlaka konuğumuza izletiyoruz. Onun istemediği bir şeyi yayınlamıyoruz. Dolayısıyla ağzınızdan çıktı. Biz bunu magazin yapacağız. Bununla şimdi biz parayı bulacağız falan gibi duygumuz hiç olmadı. Hiç de olmayacak. Biz aslında çekimi tamamen konuğa yapıyoruz. Konuğun hayatına bir arşiv olarak girsin istiyoruz. Konunun ailesi, çevresi çok sevsin o işi istiyoruz. Onlar severlerse de iş çok sıcak ve samimi oluyor. Biz de bunu bir program olarak yayınlıyoruz. Dolayısıyla biz aslında yaptığımız şey bir aile albümü yapmaya çalışıyoruz. O samimiyette, o sıcaklıkta olsun istiyoruz. Onun için de bazen dostlarımız da çok daha samimi anlatabiliyorlar hikayeleri. İşte Şenay da öyle olduğu gibi, Bahadır abi de öyle olmuştu. Gene Alper'in hikayeleri mesela babasından öyle bir şey beklemiyordum. Onlar da çok şaşırtıcı hikayelerdi. Uraz'ın mesela kilo alıp sonra kilo verme hikayesindeki süreci ben tam bilmiyordum. Onu mesela dinlediğimde ben çok şaşırmıştım. Şu ana kadar çektiğimiz programlar içinde Hakan abinin aklına gelen en komik hikayeyi soracağım. Tabii Semih Saygılar bölümü baskın olacaktır stand-up gibi tek başına ama. Evet. Semih'inki çok komikti. Cengiz'inki çok komikti. Ama mesela unutamadığım ve çok eğlendiğim ve çok keyif aldığım nereden birisi de Sinan Canan'ın programıydı mesela. Hem çok eğlenceliydi, hem çok öğreticiydi, çok samimiydi. Onun için orayı da mesela bizim yapmaya çalıştığımızda sadece güldürmek, eğlendirmek değil. Çünkü öyle bir şey değil. Ha, eğlencemiz varsa tabii ki eğleniyoruz ama izleyen seyirci bundan bir şey alsın, bir keyif alsın, bir anlam çıkarsın çok istiyoruz. Ama mesela Şevket'le şöyle bir diyalogumuz vardı. Şevket dedi ki, babam da amcam da şofördü benim dedi. Hep başkalarının arabalarını kullandılar dedi. Ben de manasızca tutamadım kendimi. Sen onun için mi yıllardır hep araba satın alıyorsun ve şimdi o satın aldığın arabaları satıp tiyatro yaptın kendine dedim. Acaba bazı arabalara sahip olma duygusu babanla amcanın hayata dair intikamını mı alıyorsun falan gibi bir manasızca sanki psikologmuş gibi laf ettim. Şirkettim ne alakası var canım saçmalama falan dedi ama yani o samimi sohbetin içinden bir cımbızlayarak bir sonuç çıkartmak bana çok keyif veriyor. Keza en son yaptığımız Elin'in programında sana bir dünya tasarımcılar ödülü verseler bunu kimin elinden almak istiyorsun dediğinde babam diyeceğini çok iyi biliyordum mesela. Yani bu işte beni geliştiren önemli şeylerden birisi insanları dinledikçe onların hayatlarındaki problemleriyle ilgili, çözümleriyle ilgili çok hikaye dinledim, çok hayat hikayesi dinledim. Onlara da bir adım bir şey veriyorum duygusu beni daha da mutlu ediyor. Çok seviyorum o hikayeyi. İnsanları kendileriyle tanıştırıp
kendileriyle hatırlatmaya çalışıyoruz aslında programda. Herkes çok yalan, herkes çok magazin olduğu için ve herkesin duymak istediğini insanlar söylediği için. Bizim programa gelip mesela Engin Alkan'ın söylediği bir şey vardı. Ben hiçbir programda bunları anlatamadım demişti yani. Çünkü kimse gerçekten çok samimi gerçek şeyler sormak istemiyorlar. Şimdi burada ukalalık yapmak istemiyorum. Belki de hiç alakası yok ama belki de ben öyle hissediyorum. Birçok televizyon sohbet programlarında insanlara çocukluğunu sormaya başladılar. Eskiden sormuyorlardı bu soruları yani. Birçok programda bizim sorduğumuz sorulara benzer samimi sorular gelmeye başladı. Bu beni mutlu ediyor. Takdir edilip edilmemek çok önemli değil ama mutlu ediyor. Çünkü bu çok güzel bir muhabbet. Sizin evinize bir misafir gelse de böyle konuşursunuz. Ama biz televizyon programlarında sadece seyircinin istediği şeyi üretmeye çalışan programlar yaptığımız için o insan da gelip programa seyircinin istediği şekilde davranıyor. Hakan olarak davranmıyor yani. Biz bize gelen konuğu kendisi gibi davranmaya zorluyoruz. Ve bunu yapabilen insanlar da çok mutlu ve çok rahat ediyorlar ve çok seviyorlar. Bugüne kadarki beğeninin karşılığı da bu zaten yani. Evet efendim. Evet abi, son iki sorumuz. Hakan abinin program içindeki en duygulandığı anı soracağız bu kez tam tersi. O da oyuncu Nazan Kesal'ın babasıyla yaşadığı anı öyle bir anlattı ki bir oyuncu olarak galiba gözümde canlandırdım. O da bir oyuncu olarak çok güzel tasvir etti. Harbiden de oradaydım. Babasını da gördüm, kendisini de gördüm, sarıldığını da gördüm. Bence onu bir izleyelim hep beraber. İşte anneannem kazanacak başka bir şey bulamadın mı? Günah! Ne işin var sahnede? Ne olacak? Annem zaten anneannemin bir kopyası. Ondan sonra babam geldi eve. Böyle kapıda karşılaştık. Herkesten şey, red yiyorum sürekli. Yani. Evet. Ay dedim, babam ne diyecek acaba? Yani yoksa gidemeyeceğim yani. Baba dedim, ben biliyor musun dedim, şeyi kazandım, oyunculuk sınavlarını kazandım dedim. Babam böyle durdu. Baktı. Böyle tutamadı gözyaşlarını. Ay. Böyle bıraktı, ağladı, açtı kollarını. Ay. Ay çok güzel olmuş ya. Ay çok güzel olmuş ya. Vallahi gözümün önüne geldi. Ve şey oldu. O günden sonra babam arkamda ya. Benim hiç sırtım yere gelmez diye düşündüm. Şey oluyor bazen. Ay niye duygusallaştım ya? Evet, beni de anlattım ama Allah'ım yarabbim ya. Ama o kadar güzel anlattın ki. Allah babayı Allah. Gördüm o da yani. Vallahi Allah billahi ya. Böyle planlamamıştım ben. Ben de hiç planlamamıştım. Ben bir şey düşünmüyordum ya. Vallahi billahi. Ay çok. Sonrasında... Ama çok güzel bir hikayeyi ağladık şu anda tabii. Hüzün değil bence. Babanın mutluluğunu ben çok, o kadar içimden hissettim çok, ki. Çok. Şu an o kadar mutlu. Yani o... Şu anda da eminim. Gördünüz değil mi onu o anı? Gördüm yani. Evet. Babanın o anı gördüm. Evet. Yani. Nazan'ın videosunun haricinde mesela deprem sonrası ayakta duran, yani durmaya çalışan, mücadele eden sevgili Ufuk Koçak misafirimiz oldu. O da çok güzel hikayeyi anlattı. Anlatırken o hep güler yüzle anlattı ama benim içim kan ağladı yani. Bu deprem dediğimiz şey doğa olayı bizim abi. Yani yağmurun yağması, kar yağması, güneşin kadar doğup batması gibi bir şey. Bunu felakete çeviren, bu kadar çok öcü yapan biziz. Yoksa dünyanın nefes alıp verebilmesi için depremlere ihtiyacı var. Bu olacak. O yüzden ikincisi de cehalet dedim. Biz matematikten çaldığımız için enkazın altında kaldık. Halen de kalmaya devam ediyoruz. Bilimden çaldığımız için. Bakın başka insanlardan bahsetmiyorum. Kendimden de bahsediyorum. Ben çaldığım için o binanın demirinden, matematiğinden, ne bileyim ne varsa oradaki yapmamam gerekenler varsa her şeyi yaptığım için... Ben orada enkazın altında kaldım. Ve bugün de o kadar insanı da yine enkazın altında bırakan şey yine cehaletti. Ben her gittiğim yerde şunu söyledim. Bana dedi ki müteahhite kızgın mısın? Ya müteahhite ben niye kızayım? Müteahhit kim? Ben cehalete kızgınım. Halen de kızgınım. Yani o işi bilmeyen, ne yaptığını etmeyen ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen zihniyete karşıyım ben. Turgay abinin çocuklarıyla hikayesi, ailesiyle ilgili hikayesi, cezaevindeki günleriyle ilgili hikaye de bence izlememiz gereken güzel bir anıydı. Çok kötü yaşanmış bir şeydi ama o dakikalarda bizi de çok duygusal noktalara getirdi yani. Ben hiç acılarını yani ilk dönem yaşamadım. Ama Uşak'ta gördüklerimizden dolayı çocuğum olmayacağını öğrenmiştim. Evlilik sürecinde de eşime söyledim yani Zehra benden çocuk olmaz dedim. O da dışarıda bir sürü çocuk var. İşte cezaevlerine gidiyorsun. O çocuklara bakarız, evdekilere bakarız. Ne güzel bir insan. Deyip beni aldattı yani.
kendi duygularını yok etti, katılaştı. Sonra mutfağa geçip ağladığını biliyorum. Kalben Derneği'nin başkanı Pelin Çalışkanoğlu, şimdi anne oldu bu arada. Sevgili Pelin'in çocukluğu korumacı bir aile tarafından sahiplenmesi hikayesi de çok duygusal dakikalar yaşatmıştı bize. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Fenerbahçe Parkı'nda olan Baraka Cafe var orada. Evet. O zaman da orası eskiden işte bir çayhane gibi bir yermiş. Fenerbahçe küçük bir yer. Eskiden artık çok daha insanlar birbirini tanıyormuş. Annem işte oranın sahibini tanıyor. Oranın sahibi de annemi. Apo diyor, bebek var yani bu çocuk nasıl burada duruyor? Burada bırakılır. Ya Melike Hanım işte sorma, şu arabada yaşıyorlar diyor. Bu çocuk buralarda heba oluyor, bakamıyor. İşte biz de kendi aramızda bir şekilde para topluyoruz işte. Yok süttü, mamaydı, bir şeyler almaya çalışıyoruz ama pek gidişat iyi değil diyor. İşte annem böyle bir iki tık daha ilgilenmeye başlayınca benimle diyor ki ya Melike Hanım hani bu çocuğu buradan kurtarmak gerekiyor. Bizim buna gücümüz yok. Hani bunu yaparsanız siz yaparsınız. Böyle bir hani ne yapsak diye anneme soruyor. Apo abi aslında küçük bir Kalben Derneği olarak o gün çalışmaya başlamış ya. Evet. İlk temellerini orada o atıyor aslında. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah vefat etti. Annem diyor ki yani o gün seni orada gördüm ve geriye dönüp yoluma devam etme şansım yoktu diyor. Onun haricinde biz sadece çok şöhretli, tanınmış, bilinmiş, popüler insanlar çıkartmak tercih etmiyoruz. Hayat hikayesi olan ve hayat hikayesinden bir şeyler öğrenme ihtimalimiz olan insanları çıkartmaya çalışıyoruz. Burada mesela Cengiz'i çıkarttık. Uçan adam Cengiz diye tasvir edilen müthiş bir hayat hikayesi vardı. Müthiş mücadelesi vardı. Sırf paraşütle atlamak için askerde komando olmuş bir insan. Düşünün hikayesini seyredip izleyin lütfen. İşte sevgili Merve dünyayı şu anda hatta sanırım Afganistan veya Pakistan'da dünyayı motosikletle gezmeye kalkan kız. Gencecik yaşında müthiş bir ideali olan, hayata dair duruşu olan, özgüveni üst düzey olan, bence dinlenmesi gereken bir söyleşi, sohbet, onu da dinlemenizi rica ederim efendim. Mesela Cem Çelik'i konuk etmişiz. Cem Çelik de Urla'da bir köpek çiftliği, oradaki köpeklerin en düzgün şekilde yaşamasını sağlamak için mücadele veren çok özel bir insan. Farklı bir şey yaptığı için, dünyada farklı bir şey yaptığı için bize konuk oldu ve derdini anlattı yani. Hakan abi siz genelde zaten konuklarınıza soruyorsunuz ama bu kez size soralım dedik. Programda konuklarınızı dinledikten sonra hayatınıza aldığınız öğretiler var mı? Varsa neler? Ne değişti? Kim değiştirdi? Çok var. Çünkü biz burada Sinan Canan'ı, Ahmet Şerif İzgören'i kişisel gelişim olarak, onun haricinde tiyatro duayeni birçok ustamızı, abimizi, ablamızı konuk ettik. Onlardan öğrenmeme ihtimalimiz olamaz. Yani Cezim Baskın aldık, Suna Keskin'i aldık. Ya biz çok önemli meslektaşlarımızın haricinde bizim ustalarımızı aldık. Yani buradaki isimlere baktığımızda önemli aktör ve aktrislerin haricinde çok kıymetli isimlerle çalıştık, konuştuk, sohbet ettik. Ayla Algan tabii ki Allah nurlar içinde yatırsın. Cihat Tamer'i almıştık, Engin Çağlar'ı almıştık. Biket İlhan diye muhteşem bir isim, tecrübe dağarcığı, Ferdi Akarnur'u almıştık. Bunların hepsi bize, bana çok şey öğretti. Ben çünkü onlardan o cümleyi ilk defa duyuyormuş gibi dinliyorum. O soruyu öyle soruyorum. Yeni bir şey öğrenmek için soruyorum. Onun için de almama ihtimalim yok. Ama onların içerisinde en önemli şey Sinan Canan'ın bu da geçer yahusu yani. Her şey bir gün geliyor, geçiyor. Ne kadar sıkıntı olursa olsun, ne olursa olsun, başınızda ne problem olursa olsun o bir şekilde zamana yeniliyor ve geçiyor. Peki bir imkanınız var. Bildiğiniz şeyi dünyaya anlatmak üzere. İki cümleyle anlatmaya kalksanız ve dünyanın değişeceğine inanırsanız ne söylemek istersiniz? Eğer söylediğim bir cümleyle herkesi ikna edebileceksem bir tane cümle yetiyor. O da dünyadaki herkese şunu anlatmak isterdim. Bu da geçer yahu. İnsanlığın en büyük problemi başına gelen şeyin hep ila nihaya böyle gideceğini zannetmek. Geçici bir hayatta hiçbir şeyin kalıcı hasar veremeyeceğini anladığımız gün hayatımız değişecek. Yani biz bunu anlayamıyoruz. Yani hasarlar kalıcı gibi geliyor. Kazanımlar sonsuzmuş gibi geliyor ya da hep kalacakmış gibi geliyor. Ama iyi de kötü de bir gün geçecek çünkü burası geçici bir yer. Ne sizin olan sizin kalacak, ne o özlediğiniz sürekli sizden uzakta kalacak. Hep bir şeyler değişecek. Bunu anladığım zaman da hayat daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sizin de hayatınızda ne varsa bence en önemli alacağınız öğretilerden birisi bu. Bu da geçer yahu deyip geçiniz. Çünkü o Sinan Hoca'nın mesela oradaki söylemi, başlığı da oydu mesela yani. Bu da benim çok sevdiğim başlık. Size tekrar paylaşmak istedim. Şimdi biz efendim 4 senemizi neredeyse bitirmek üzereyiz. 160 bin abonemiz var.
Bugüne kadar üslubumuzu hiç bozmadık. Aynı şekilde devam ettik. Bu şey çok tutar, bu şey çok satar diye bir şey yapmadık ama seyircilerimizden bu programa sahip çıktıkları için 160 bin tane abonemiz olduğuna göre onların istediklerini de değerlendirmek bu konseptin içine lezzetimizi bozmadan, sohbetimizi bozmadan ilave etmek istediğiniz bir şey varsa, konuklara sorulmasını istediğiniz çok özel sorular varsa lütfen bize atınız ve biz ona göre programı daha da renklendirelim, daha da şekillendirelim istiyoruz. Onun için şu an yapmaya çalıştığımız aslında bir küçük bir Z raporu çıkartmak. Bugüne kadar neler yaptık, ne noktaya geldik, ne oldu, ne bitti, onun incelemesini yaptık. Sizlerle bugün onları paylaşmak istedik. Çünkü bunun patronu sizsiniz. YouTube'da bir patron yoktur. YouTube'daki patron seyircidir. O da sizsiniz. Siz nasıl isterseniz program o şekilde demlenecektir. Onun için sizin yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bugüne kadar bizi izlediğiniz için, bugüne kadar bizimle olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ki bu kadar çok insanı, bu kadar çok hikayeyi duyabildik, öğrenebildik ve bilgi alıp hayatımıza devam edebildik. O sadece biz vesileyiz. Siz sadece sizin izlemeniz sayesinde oldu. Onun için hep izlemeye devam ediniz lütfen. Hep yorumlamaya devam ediniz lütfen. Beğeniler biraz azmış galiba. Beğenmeye daha çok çoğaltmamız gerekiyor. Beğenirseniz çok seviniriz. Hepinize en güzel ama en güzel günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Müsaadenizle. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu Mekanın Sahibine Geldik sona erdi. Tatil.